Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Bu kısa videoda Gazi Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı hakkında kısa bilgiler vermek istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatı üzerine 1926 yılında Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü adıyla temelleri atılan Gazi Üniversitesi, kuruluşundan itibaren nitelikli genç nesiller yetiştirmeye ve Türkiye'nin kalkınmasında ve gelişmesinde önemli bir rol almaya devam etmektedir. Bugün özellikle eğitim alanında bir Gazi eğitim geleneğinden söz etmek mümkündür. Bu kapsamda Gazi Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Gazi Eğitim Fakültesinin içerisinde 1982-83 eğitim öğretim yılında lisans düzeyinde öğrenci almaya başlamıştır. O günden itibaren gerek lisans, gerek yüksek lisans, gerek doktora düzeyinde öğrenci yetiştirmekte ve gittikçe büyümektedir. Bugün PDR alanında yüksek lisans ve doktora yapacak bir öğrenci niçin Gazi PDR'yi seçmeli? Bu soruya cevap olabilecek birkaç noktanın altını çizmek istiyorum. Bunlardan birincisi, hepinizin bildiği gibi bir üniversitenin kalitesi önemli ölçüde öğretim üyeleri, öğrenciler ve üniversitenin oluşturduğu gelenekle ilgilidir. Bu kapsamda PDR ana bilim dalının oldukça güçlü olduğunu söyleyebilirim. 12 öğretim üyesinin 5'i profesör, 2'si doçent, 5'i doktor öğretim üyesi düzeyinde görev yapmaktadır. Her bir öğretim üyesi kendi alanında gerek ulusal gerek uluslararası düzeyde yayınları olan, araştırmalar olan insanlardır. İlgili öğretim üyelerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz web sayfamızı inceleyebilir, kişisel iletişim kanallarıyla soru yöneltip cevaplarınızı alabilirsiniz. Ana bilim dalımızda ayrıca 7 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Ana bilim dalımızı tercih etmenizin bir başka nedeni de programımızdaki derslerdir ve bunların yürütülmesidir. Programdaki her bir ders özenle seçilmiştir ve her birinin arkasında bir felsefe vardır. Ve derslerin hepsi ana bilim dalındaki öğretim üyeleri tarafından yürütülmez. Biz uzmanlığa önem veriyoruz. Bu kapsamda örnek için istatistik dersini Fen Fakültesi İstatistik Bölümünden öğretim üyelerimiz yürütmekte. Davranış bozuklukları gibi derslerimizi ise Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalından öğretim üyelerimiz yürütmektedir. Bunun dışında bir başka farklı yönümüz, biz teori ve uygulamayı birlikte yürütüyoruz. Hatta uygulamaya daha fazla ağırlık verdiğimizi düşünüyorum. Bu kapsamda gerek lisans, gerek lisansüstü düzeyde uygulamaya verdiğimiz ağırlıkla diğer programlardan farklı olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Ana bilim dalımızın bir başka farkı arkadaşlar, bizler öğrencilerimizin gerek seminer konularını, gerek tez konularını belirlemede öğrencileri özgür bırakıyoruz. Bunun anlamı şu, öğretim üyelerimiz sizlere akademik danışmanlık yapıyoruz. Biz öğrencilere konu dikte edip şu konuyu çalışın demiyoruz. Öğrencilerin kendi zihinlerindeki sorunlar, ülkemizin alanımızla ilgili ihtiyaçları ve dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak özgün çalışma konuları belirleyip gerek seminerde gerek tez olarak hazırlamalarına yardımcı oluyoruz ve akademik danışmanlık yapıyoruz. Bu sizin kendinizi ifade etmenize, özgün konular bulmanızı ve daha yaratıcı olmanıza imkan veriyor. Bunun önemli ölçüde bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Tabii bu anlamda biz neler sunuyoruz ana bilim dalı olarak arkadaşlar? Size özgür bir çalışma ortamı, huzurlu bir çalışma ortamı ve iyi insan ilişkileri modellemenize katkıda bulunabilecek davranışlarla uygun bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Ana bilim dalımız öğrencilerimizin sadece derslerle yetişmeyeceğini biliyor. Biliyorsunuz 21. yüzyıl becerileri başka beceriler de içeriyor. Bu kapsamda gerek dünyada gerek ülkemizde bilimsel çalışmalar, yaşanan olaylar, ortaya çıkan durumlarla, güncel durumlarla ilgili gerek üniversitelerden, gerek kamu veya da özel sektörle alanın uzmanlarını davet ederek konferanslar, paneller ya da sempozyum gibi daha geniş kapsamlı etkinliklerle
öğrencilerimizin bilgi birikimlerine katkıda bulunmak, yetkinliklerin arttırılmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu da önemli ölçüde ana bilim dalımızı diğerlerinden farklı kılan özelliklerden bir tanesi. Bu kısa tanıtım videosunun sizin doğru tercih yapmanıza katkıda bulunacağını ümit ediyorum. Sizleri programımıza davet ediyorum. Bu kapsamda kararınızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Kararınız bizim ana bilim dalımız ya da başka ana bilim dalları olabilir. Hiç fark etmez çünkü kararınızı etkileyecek pek çok değişkenin olduğunu biliyorum. Bu kapsamda sizlerin kendiniz adına en doğru kararı vereceğinize inanıyorum. Vereceğiniz kararın şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Konuşmamı sonlandırırken hepinizi saygıyla selamlıyor, sağlıklı günler diliyorum.